Eğer anatomik bir sebep varsa, yani doğuştan gelen ya da daha sonradan rahim şekil bozuklukları ortaya çıkmışsa, bunları mutlaka ve mutlaka ameliyat ile ortadan kaldırmayı deniyoruz. Ama bunun dışında mesela hastada immünolojik bir sebep de olabilir. İmmünolojik sebep nedir? Şimdi bebeğin yarısı annenin yumurtasından, diğer yarısı da babanın sperm hücresinden meydana geliyor. Bu ikisi ortada birleşiyor, ortaya bir bebek taslağı çıkıyor. Siz oğlan bebeği kadının rahmin içerisinden naklediyorsunuz. Bazı kadınların vücudundaki bağışıklık sistemi o kadar güçlüdür ki o babadan gelen yarısı babaya ait olan hücreleri yabancı, düşman hücreler gibi görerek onlara saldırıyorlar maalesef. Dolayısıyla ya bu hasta hiç gebe kalmıyor ya da gebe kalırsa da kısa bir süre sonra düşükle sonuçlanıyor. Tabii bu durum, yani bu immünolojik durumu da mutlaka mutlaka taramak gerekiyor. Bunun için hastanın adetini belirli döneminde hastanın rahim içerisinden bir takım örneklemeler, biyopsiyle örneklemeler yapıyoruz. Bu örneklemenin neticesinde böyle bir durum söz konusu ise hastaya tüp bebek tedavisini almadan önce ya da tüp bebek tedavisine devam ederken bir takım ilaçlar veriyoruz ki durumu düzeltelim, hastanın şansını arttırabilelim diye. Hastada aynı zamanda bir takım pıhtılaşma problemleri de olabilir. Şimdi bir kadın gebe kaldığı zaman bebek kadının rahminin içerisinde büyüyor ve besleniyor. Eğer rahmine giden damarları maalesef tıkayacak ya da daraltacak bir takım doğuştan gelen pıhtılaşma problemleri söz konusu ise bu hastalarda da çoklu defalar maalesef gebelik kayıpları görebiliyoruz. Bunu da mutlaka araştırmamız gerekiyor. Bir diğer önemli grupta kromozomal bozukluklar. Bazen erkekte, bazen kadın hastada birkaç deneme yaptıktan sonra istediğimiz kromozom testinde erkekte ya da kadında kendisine asla zarar vermeyen ama bir şekilde çocuk sahibi olduğu zaman bunu çocuğuna iletebileceği bir takım genetik hastalıklar bulabiliyoruz. Bazen kadında ya da erkekte herhangi bir şey bulmasak dahi tekrarlayan implantasyon, yani tekrarlayan gebelik başarısızlığı olduğu durumlarda hastaya diyoruz ki bakın sizin yumurtanız ve sperminizden elde ettiğimiz bebek belirli bir büyüklüğe geldiği zaman ondan küçük bir biyopsi örneği alacağız. Bu bebeğin herhangi bir şekilde bütünlüğünü bozmayacak. Çünkü bazen hasta kaygılanıyor. Hani oradan bir parça alırsanız bebeğimde sonra ileride bir sakatlık olur mu diye. Bu kesinlikle söz konusu olmayacak diyoruz. O aldığımız parçayı genetik olarak hani bu bebeğin kromozomal yapısı acaba düzgün müdür, değil midir diye genetik incelemeye gönderiyoruz. Çünkü mesela bazen hastada diyelim ki siz 5 tane embriyo elde ediyorsunuz. Bu embriyolara mikroskop altında baktığınızda çok oldukça güzel kaliteli embriyolar olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki genetik test sonucunda bu 5 embriyonun 4 tanesi arızalı. Yani siz bunu problemli, yani genetik olarak problemli. Siz bunu hastaya naklederseniz hastaya hiç gebe kalmayacak ya da gebe kalırsa bile gebeliğinin belirli bir aşamasından sonra bunları kaybedecek, düşürecek. Ve şu andaki elimizdeki tıbbi imkanlarla genetik olarak problemli olan bir embriyoyu düzeltip annenin rahmine nakledemiyoruz. Tek yaptığımız onu vermemek anneye, vermemeyi tercih ediyoruz. Eğer orada sağlıklı bir embriyo bulabilirsek de o sağlıklı embriyoyu annenin rahmine naklederek ona bir gebelik şansı tanıyoruz.